Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? Neredin sen? Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? İşte herkes. Bu tokattan sonra hayatınız alt üst oldu. Ay ben yani inanamıyorum böyle bir şey yaptığıma. Bazen diyorum ki gerçekten çok sert vurmuşum. Hani belki biraz daha hafif vursaymışım ama o an oto kontrolünüz olmuyor sizin. Ve o an bile o kadar vahşileşmiştim ki onu yere düşürmediğim için kendime kızıp bir daha hamle yaptım. Ya yani o yerde olmalı falan. Demek o pozisyona getirdi beni. Ben ki karıncalara bile yuva yapan bir insanken bir insanı dövmek aslında benim çok tarzım değil. Ama oluyor hayatta, hepimiz kavga ediyoruz. Dün mesela haberlerde izledim, bir kadın takip ediliyor, işte camı açıyor, dövüşüyorlar, vuruşuyorlar birbirlerini. Pişman oldu mu bu tokat sonrası? Yani çünkü hayatınızı çok olumsuz etkiledi. Uzun süre olmadı. Hayır, benim hayatımı hiç olumsuz etkilemedi. Tam tersi, ben hiç Türkiye'de sevilmediğim kadar sevildim. Bir tokatla mı sevildi? İnanamıyorum. İnsan şiddetle sevilir mi? Tam tersi. Ne, iyi ki attın mı dediler? Bana bugüne kadar 15 sene mi geçti? 13 sene. 15 sene. Bunu niye yaptın diye soran olmadı. Ne dediler? Elini sıkıp iyi ki yaptın mı dediler? İnanılmaz bir tebrik yağmuru. Ki ben hala yaptığımın onayında hiç değilim. Çünkü evet magazine çok konu oldu. Almanya'dan gelip benim hayatımı belgesel çekti ZDF kanalı. Orada doğup büyüdüğüm için Almanya'da. Canlı yayında tokat attığın için mi? Tabii tabii. Almanya'da doğup büyüyen genç bir hanım Türkiye'ye dönüyor. Ve niçin bu kadar şiddet yapıyor Türkiye'de? Niye insanları dövüyor? Yani gönül isterdi ki olmasın. Ama yıllar sonra Nişantaşı'nda bir yerde teyit eşliğiniz birbirinizle bebekte. Sen ne akıllı kızsın ya. Bebekte. Sonra ne oldu? Sen yanına gitmek istedin aslında ama Hande kaçtı. Hayır, öyle de olmadı. Ben yanına gitmek istemedim. Bu kibir olduğu için değil. Bilseydim giderdim yanına. Ama bilmiyordum orada olduğunu ve gazeteciler başka yerde benimle röportaj yaparken bir tane arkadaş sizin kanalda çok akıllı. Beni inatla bir yere çekiyor. Burada yapmayalım. Burada yaptın başkalarıyla. Biz başka köşede yapalım. Peki dedim herhalde istiyor ki biraz fon değişikliği. Ne fon değişikliği? Fonda Hande var. Fonda Hande varmış. Yani beni oraya çekiyor. Ben oraya çekildiğimde anlamadım ilk başta. Sevdacığım benle konuşuyor. Kamerayı başka yere çeviriyor. Benle konuşuyor. Başka yere çeviriyor. Bir baktım arkamda Hande oturuyor. Tabii Hande'yi de zavallı kızcağızı yani korkutmak istemiyorum. Tabii ben barışçıl bir insanım. Barışmayı çok seviyorum. Şöyle bir şey oldu ama sen diyorsun ki o tokat benim hayatımı çok olumsuz etkilemedi diyorsun ama Hande teyzenin hayatını çok olumsuz etkiledi. Hayır, bir sürü sonrası, dizi yaptı. O tokat sonrası o diziler çok istikrarlı tutmadı, bir şekilde gitmedi. Evet, doğru. Programlar denedi. Şimdi tekrar ekrana dönmeye hazırlanıyor. Efendim Esra Erol, Seda Sayan, Zuhal Topal gibi evlilik programı sunacak. Bence yapmıştı Hande Atezi ve Ayda 300 bin lira kazanacak, izleyelim.